Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoma hoş geldiniz. Evet. Bugün ikinci videoma başladım bu arada. Çünkü haftaya her gün peş peşe video yüklemeyi düşündüğüm için bunu da çekmek istedim. Size birkaç hafta önce 16'sında yani tam 12 gün önce dedim ki sorular sorun şöyle ve 12 gün sonra inşallah bunları cevaplamaya fırsat buluyorum. Aslında eşimle beraber cevaplayacaktık ama o maalesef fazla iyi değil. O yüzden yapmak istemiyor şu an. O yüzden sizinle bugün tek ben böyle şey olacağım. Sorunuzu cevaplayacağım. Daha fazla konuşmadan size soruları cevaplayacağım. Bu arada her konudan mesela birkaç aynı konudan diyelim birkaç soru geldiyse onu bir soruya toplayacağım ki fazla uzamasın bu video. Hani birkaç güzel sorularınızı cevaplamak istiyorum. Arkadaşlar ilk sorumuza başlıyorum. Bunu yarı Türkçe yarı Almanca yazmış. İlk önce bir nasıl yazdıysa öyle okuyayım sonra size tercüme edeyim. Boyundan memnun musun? Wie bei diesen Gleichkosonisch hatte voll komplexe. Yazmış ki biliyorsunuz ilk cümleyi biliyorsunuz boyundan memnun musun? İkimiz aynı boydayız ve eskiden çok kendimle savaştaydım diyor hani iyi mi kötü mü diye. Şimdi şöyle diyeyim. Ben boyumdan çok memnunum. Allah'a şükür. Hani herkesin bir kendine göre yaratılış şekli vardır. Birinin boyu kısa olur. Birinin uzun olur. Birinin burnu büyük, bir küçük olur. O her şey Allah'tan gelen bir şey. Evet. O yüzden hani her şeye şükretmemiz lazım. Sadece sinir olduğum bir konu var arkadaşlar. Mesela ben Tağ'a gidince veya herhangi bir mağazaya maxi elbisesi alıyorum. Bana maxi değil midi geliyor. Bu çok üzüyor beni. Hani keşke biraz daha uzun elbiseler yapsalar da biz de giyebilsek. Yoksa hep ben yazın altına illa bir beyaz bir pantolon veya siyah bir pantolon hani hangi elbise rengi olduğuna bakıyor işte dediğim gibi. Hani tek burada bir problem var. O da Allah'a şükür hani uzun elbise bulunca artık diyorum iyi Allah'a şükür bundan her renginden alayım diyorum. Ama hani genellikle boyumu çok seviyorum. Yazmış ki birbirinizde en sevdiğiniz huy. Şimdi ben onda sevdiğim huy mesela böyle çok şey bana karşı. Mesela biraz kafam ağrısın hemen böyle gider çay yapar. Böyle füzok çok böyle yardımsever. Hani senin için kaygılanan bir çocuk. Gerçekten tek bende de değil bence bu tüm insanlara karşı. Kötülük düşünen insanlara karşı bile bu hani bir söz var. Sana taşla gelene sen gül at. Aynı o şekilde. Yani onu tamamlıyor resmen Gök Bey. Diğer huyu ise aslında yani tamamlayan ben size bir tamamlayıcı bir özellik verdim bence. Ve onun bende sevdiği huy bence nedir? Arkadaşlar Gök Bey'in bende sevdiği huy şeymiş. Çok hamrat olmam. Hani 22 yaşında olduğuma rağmen her şeyin arkasına koşabilmem. Bu onun için çok güzel bir huy. Evet, diğer sorumuza geçiyoruz. Düğün kına ne zaman? Elbiselerin hazır mı? Şu an tarih vermek istemiyorum ama her şey hazır arkadaşlar. Hani her şeyi de tuttuk Allah'a şükür. Hani kameracısından tut, kuaföründen tut. Aklınıza her gelecek. Makyajcı işte dediğim gibi her şeyi aklınıza gelecek her şeyi tuttuk. İnşallah o günü bekliyoruz şimdi. Öyle yani şu anlık size sadece bunu söyleyebilirim. Bu arada bayağı kişi yazmış ki topuzunu nasıl yapıyorsun? Arkadaşlar en iyisi ben size şöyle anlata anlata başka bir kişi de bir insana sorup da hani arkadaşlarımdan birine izin alayım. Açık arkadaşlarımdan birine. Hani bir sorayım. Topuzu onda yapabilir miyim diye. Size böyle güzel bir allandıra bullandıra bir göstereyim artık. Yeter. Herkes soruyor. Evet bir tane arkadaşımız sormuş. Matematik bölümü mü okuyorsun? Matematik öğretmenliği mi? Eğitim fakültesi mi? Feng fakültesi mi? Şu an arkadaşlar siz Türkiye'de farklı okuyorsunuz. Ama biz bir fakültede çoğu dalları okuyabiliyoruz. Mesela ben öğretmenlik okuyorum ama matematikle hani başka modüller okuyorum. Matematik yine tüm ay anlatamadım. Matematik okuyorum ama öğretmenlik dalında. Anlatabildim mi? Hani mesela matematikle alakalı olan herkes yine bizim yaptığımız şeyleri yapıyor ama ismi sadece bende öğretmenlik matematik. Şu an okulda aldığınız dersler neler? İngilizcelerini veya Türkçelerini söyler misin? Dur be. Türkçe de diyeyim. Şu an Türkçesini bildiğim için, Türkçe dersi aldığım için entegre değil, dil analizi alıyoruz. Ondan sonra Osmanlı ve Türkiye hani devleti geçmişi, linguistik. Bu 4 modül var şu an bende Türkçe'de. Matematikte de aritmetik,
Türkçesi aritmetik mi acaba? Aritmetik Almancası. Diğeri de elementare geometri, yani geometri alakalı. Hani geometri Türkçesi de zaten. Hani bunları yapıyoruz şu an arkadaşlar. Yani bu modüllerin ismi. Almanya'da matematik öğretmenleri aşağı yukarı ne kadar kazanır aylık sence? Yani ilkokuldan ortaokul, yani ilkokul diyeyim. Sonra Realschule deniliyor. Realschule'da böyle... İşte Almanya'nın sistemi farklı olduğu için Türkiye'de fazla anlaşılmıyor. Bu mesela ortaokul, orada her yerde ortaokul. Galiba şöyle ayrı yapabiliriz. Anadolu Lisesi var, bir de hani normal lise var diye biliyorum. Yüksek bir lise diyelim. Yüksek lisede tabii daha çok kazanıyor. Mesela gümnazyum oluyor onun Almancası. O gümnazyumda diyelim özel kolej diyelim, öyle diyeyim en iyisi. Orada mesela 3-4 bin euro kazanıyorsam normal bir lisenin öğretmeni de 2500-3500 arası ve ilkokulda 2500 civarı veya 2000-2500 diye biliyorum. Yani güzel bence. Hani bir de eğer fazla çabalarsan da memur oluyorsun. Bu da çok güzel bir şey. İnşallah Allah bize de o memurluğu nasip eder. Bu okuduğum bölümle alakalı son soruyu da cevaplayayım. Mezun olduktan sonra atanma gibi bir şey var mı sizde? Mezun olduktan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Arkadaşlar bizim burada atanma diye bir şey yok. Türkiye'de var o. Hani atanıyorsun. 5 sene boyunca doğuda veya batıda bir görev yapman lazım. Burada öyle bir şey yok. Burada daha çok hani etrafında olan okullara yolluyorlar. Nerede oturuyorsan, mesela ben şu an Esen'de oturuyorum. O civarlarda ben gidip mülakata katılacağım. Mülakata başvuracağım. Öylelikle istediğim okula alınmayı düşünüyorum. Mesela matematik okuduğum için o matematik her okulda aranıyor. Çünkü çoğu kişi matematik okumuyor. Biliyorsunuz matematik zor. Çok ispatlanmalı vesaire. Neyse. O yüzden de çoğu kişi okumadığından onu çok aranıyor. Yani istediğiniz her okula girebiliyorsunuz. Öyle. Yani Allah'tan Almanya'da böyle atanma diye bir şey yok. Çünkü ben ta Almanya'nın kuzeyine batısına gidesim yok yani. Öyle diyeyim. O yüzden hani... mezun olduktan sonra direkt öğretmenliğe atılabiliyorsunuz. Yani direkt değil, yine 2 sene boyunca neredeyse staj görüyorsunuz. Referendariat oluyor Almancası. O 2 sene staj da ömrünüzü yediriyormuş, öyle diyeyim. Hani öğretmen olmadan önce bir parpıyı ye diyorlar. Makyaj videoları çeker misin demiş. Bir düşüneyim. Fazla bilmiyorum çeksem mi çekmesem mi diye. Sonuçta eğitici bir şey değil. Evet, diğer arkadaşımız sormuş. Ehliyetin var mı? Var arkadaşlar. 2016'nın Ekim'in ayından beri. 2016. Ay ne güzel. Resmen 6 sene olacak seneye. Maşallah. Zaman çok su misali, biliyor musunuz arkadaşlar? Diğer sorumuz. Cheese videosu çeker misin? Mutfak turu ne zaman gelecek? Şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Birkaç aya geleyim. Bir güzelce kullandıklarımı bırakayım. Hem aslında güzel oluyor bir sene evlendikten neredeyse 10 ay sonra çekmem. Çünkü hani o 10 ayın içinde kullanıp kullanmadıklarımı elemiş olurum ki size de kullandığım, gerçekten %100 kullandıklarımı gösteririm. Böyle bir faydalı video çekebilirim ben sizin için. Sorumuz, burcunuz nedir? Benim boğa, eşimin ikizler, yok ne ikizleri, terazi ve iyi oyun şeymiş, uyumu varmış. Influencer diyeyim. Olmak isteyen gençlere tavsiyeler. Arkadaşlar, olmak isteyen olsun. Ama mesela ben olmak için çıkmadıydım bu yola 2015'te. Hani influencer olacağım diye çıkmadım. Ben bilmiyordum bile 15-16 yaşın influencer nedir. Şu an 22 yaşındayım. Düşünsenize ben kaç senedir bu işin içindeyim. Hani resmen Instagram'da büyüdüm. Böyle tam büyüme çağımda Instagram vardı. Her şey birden gelişti diyebilirim. Mesela o zamanlar çok nadir. Belki 2-3 kişi ya da 2 kişi gerçekten maksimum böyle videolar atıyordu. Şal videosu. Ve ben de bir gün böyle çok hoşuma gitti. Dedim Tuba sen de çek. Böyle size anlatmış olayım aslında buradan da. Çünkü kimse bilmiyor benim blogger zamanımı nasıl başladı diye. Böyle o zamanlar tabii yatılı kursuna gidiyordum. Hocalarımız çok kızıyordu valla. Ondan sonra bir gün de böyle ben bir iPad'im vardı. Böyle Samsung'un tableti diyeyim. Dedem almıştı daha yeni. Sonra onun kamerası da hoşuma gidiyordu. O zamanlar S3'im vardı, Samsung S3'im yok. Pardon, Samsung S6'im vardı. Böyle hatta Gold'da onu da çok seviyordum. Ama nedense dedem tablet aldı diye ondan bir video çekesim geldi. Koydum önüme, şöyle bayağı bir büyüktü. Sonra başladım böyle, annem Türkiye'den bana şey almıştı. Püsküllü yazmalar var biliyorsunuz değil mi? Ondan bir video çektim. Koyayım dedim, koydum. Sonra bir saat sonra böyle utanmaya başladım kendimle. Bunu ben niye yaptım ki diye. Arkadaşlarım yazıyor, ay Tuğba çok güzel olmuş. Ama gülüyorlar da dedim, ne yaptım ben? Hatta hocalarımıza demiş silsin onu diye. Hani o zaman biliyorsunuz hocalar sevmiyor öyle şeyi. Ben de sildim, kaldırdım.
Ardından birkaç aya geçti, belki bir sene geçti. Ben düşündüm, Tuba sen onu yaptın ya, niye sildin ki? Keşke silmeseydin. Hani herkes şimdi önüne gelen yapıyor. Ben sonra yine koydum. Bu sefer patladı. Böyle herkes izledi, birbirine yolladı. Ondan sonra o patlayış, bu patlayış dedi. Her gün videolar çektim, şal videoları. Giyindim giyindim, fotoğraflar koydum derken sayfam büyüdü. Ve gerçekten her ay 10 bin tane takipçi geliyordu. Ve 114 bin takipçiyle sayfamı sildim biliyorsunuz ve yeni açtım. Sorusu varmış arkadaşımızın. Takipçilerinden sakladığım bir şey var mı, varsa nedir? Arkadaşlar ciddi misiniz ya? Şu an ciddi misiniz? Ben hayatımın %1'ini size gösteriyorum. %99'u yok sizde. Yani size gelip de şimdi bütün hayatımı gösterecek, anlatacak değilim. Tabii ki de hiçbir şey göster. Yani arkadaşlar gerçekten burada gördüğünüz %1. Yani bir denizde bir damla yani. Gerçekten bunu diyorsam inanın yani. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Zaten öyle şey gösterilmez de. Sonuçta özel hayatım özelde kalır. Hani düşünmeyin, Instagram'da 2 saatte bir story atıyor. Arkadaşlar ben o story'yi atıyorum, hayatıma devam ediyorum. Yani o story'de durmuş olmuyorum. O fotoğrafta Tuba durmuyor orada, donmuyor. Öyle düşünmeyin çünkü bunu çok kişi düşünüyor öyle. İşte Tuba ardarda mesela diyelim saat 12'de yemek yedim. Sonra 6 saat sonra yine story attım. Yine yemek yiyorum. 6 saat geçmiş değil mi? Ay niye çok yemek yedin? Bir düşünüyorum, bakıyorum saat 12'de paylaştım, saat 6'da yine yedim. Hiç mi siz 6 saat sonra acıkmıyorsunuz diye bir düşünüyorum. Ya millet böyle ardarda bastığından hep yemek yiyor sanıyorlar. Veya hep şu an telefonda sanıyorlar. Oysa ben telefonumu elime görüyorsunuz. Bir an story çekmek için alıyorum. Ya da ders çalışırken. Tuba eşinin hayal mesleğini. Gökhan'ın aslında böyle hayal ettiği bir meslek yoktu. Ama tek hayal ettiği şey böyle büroda oturmak istemiyor. Böyle hep eli bir çalışsın, böyle durmak istemiyor. Çok çalışkan maşallah, Allah'a şükür. İyi ki böyle bir insan. Böyle dediğim gibi durmayan bir çocuk. Böyle hiperaktif olduğundan öyle büroluk onluk değil. O da hiç büroda olmak istemedi. O yüzden de biliyorsunuz öğretmenliği bıraktı. Dedi ben öğrencilerle oturup da hiç sabredemem. Arkadaşlar daha çok sorular var ama maalesef yoruldum. Çok fazla soru gelmiş. İnşallah başka videolarda cevaplarım sorularınızı. Ama bu böyle çok hızlı konuştuğum, heyecanlandığım bir video oldu. Neden ben de bilmiyorum. Ve birkaç da böyle şeyler de anlatmış oldum. Belki ilk defa duyduğunuz konular da var. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İnşallah her gün böyle video atmaya çalışayım ki daha da çok aktif olayım. Çünkü 2 günde 3 günde siz sevmiyorsunuz herhalde. Her gün olmasını istiyorsunuz ama ben de bir insanım. Her gün bunun editi var, bunun çekmesi var, konu var. Her gün bir şey yapmam lazım da ben de bir insanım. Ben her gün aksiyon yaşayamam ki yani lütfen. Lütfen arkadaşlar. Her neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.